Söyledim. Aikido'nun anlamı ay bir sevgi, bir aşk. Yani ki bir ruh, do da bir yoldur. Yani evrensel bir yol veyahut da kendi ruhunla buluşma yolu anlamında herkesin bir anlamı. Bir şey olmaz değil mi hocam bana? Yok, sana bir şey olmaz. Kimse bir şey yapmaz. Çünkü danışıklı antrenman olduğu için Aikido'da öyle şey olmaz. Sen bu taraftan çek de ne olur olmaz. Hani arkayı da görelim de. Hani bana bir şey olacak olursa. Hocam burayı alabilir miyiz sizi? Özür dilerim. Estağfurullah. Ne diyorsun? Yani, hani arkada fon olsun falan. Garanti alıyoruz aslında. Değil mi? Garanti alıyoruz. Evet. İşte şimdi siyah kuşak dediğimiz Aikido'da 3 tane kuşak vardır. Yeşil, mavi, kırmızı işte onlardan değildir. Bir tane beyaz, bir kahverengi, bir de siyah kuşak vardır. Siyah kuşaktan sonra hakama giyiyorsunuz. Hakama dediğimiz geleneksel giyileridir bunların, Japonların. Hak etmek lazım. Yani belirli bir yıl, evet, bir emek verip de hak etmek gerekiyor bunu da yani. Bunu da herkes genelde ilk başladıklarında giyime özgürlüğüne sahiplerdir ama erkekler o konuda sahip değildir. Ancak epey bir emek vermek gerekiyor. En azından 2,5-3 yıl bir emekten sonra ancak hakamayı giyebiliyorsunuz. Hocam ben kusura bakmayın, soru soramıyorum. Ben böyle sürekli bakıyorum ya. Ya şimdi arkadaşlarımız işte bu Aikido'da danışıklı antrenman yapıyoruz. Yani kimse de öyle kendi kafasına göre veyahut da yani ne bileyim egosunu ve komplekslerini ortaya koyup da teknik yapamaz. Mümkün değil. Eğer ego ve kompleks varsa o işin içinde ya o zarar görür ya arkadaşınız zarar görür. Kesinlikle. Çünkü Aikido müsabakası olmayan sanatlardan bir tanesi. Aikido bir spor değildir özünde. Bir savaş sanatıdır, bir savunma sanatıdır özünde. Müsabakası, yarışması yoktur Aikido'nun. Onun için burada muhakkak her zaman hoca dikkat etmek zorunda. En ufak bir yanlışta, çünkü eklem ve tendonlarla uğraştığımız için sakatlık olasılığı hemen hemen çok fazla. Bu hareketi bilmeyenlerin yapmaması lazım diyor. Uyarır mısınız hocam buraya? Yani kesinlikle. İzleyicilerimize uyaralım şöyle. Öyledir zaten. Yani ben Aikido biliyorum diye bir şey yok. Mümkün değil. Yani Aikido ile işte gelip kavga etmek için Aikido'yu öğrenemezsiniz. Mümkün değil. Aikido öğrenmek için ne yapmak lazım? Nasıl olmak lazım? Kişilik önemli mi? Tabii ki kişilik önemli. Yani agresif bir kişiliğiniz varsa ya kendinize zarar verirsiniz ya arkadaşınıza zarar verirsiniz. Yani egolarınızla ve komplekslerinizle yaşadığınız sürece de dışarıda herkese zarar verirsiniz. Kendinize. En başta kendinize. Aikido'da buradaki amacımız insanların bazı egolarını ve komplekslerini yenmek ve yenilemek zorunluluğunda. Kaç yaşında? Ya yaş sınırı yoktur Aikido'da. Ya 60 yaşında da öğrencim var. 65 yaşında da öğrencim var, 6 yaşında da öğrencim var. Yani sınırlama yoktur Aikido'da. Mümkün değil.